Merhabalar sayın takipçilerim. Ben Doktor Şekip Altunkan. Hipertansiyon konulu konuşmamıza Ezgi Hanım'la beraber devam ediyoruz. Merhabalar hocam. Bugünkü konumuz öncelikle yüksek tansiyonun nedenleri nelerdir? Şimdi Ezgi Hanım, daha önceki konuşmalarımızda bahsetmiştik. Primer hipertansiyon, esansiyel hipertansiyon yani nedeni belli olmayan hipertansiyon. Bir de ikinci yani sekonder hipertansiyon, nedeni belli olan hipertansiyon diye. Nedeni belli olan hipertansiyon, biz ileri araştırmalarla, yani ileri derken basitten ileriye kadar giden araştırmalarla hipertansiyonun nedenlerini kısmen bulabiliyoruz. Bunun da olasılığı %5 ile 8'dir. Yaşa, %4 ile 8 diyelim. Yaşa göre değişir, eşlik eder risk faktörlerine göre bu nedeni bulma olayımız değişebilir. Şimdi hipertansiyonda en önemli organ, nedeni yapabilecek en önemli organ, böbrektir. Mesela böbrek bozukluklarında böbrek yetmezliği deriz. Biz hipertansiyon çok görülür. Üre yüksekliği ile gider. Ama mesela böbrek üstü bezlerin bazı hastalıklarında, hormon salgılayan bazı hastalıklarında hipertansiyon görülebilir. Bunun dışında böbreğin mesela içini ilgilendiren bazı hastalıklar, mesela tümör vardır, hormon salgılıyordur, hipertansiyon neden olabilir. Böbrek damarında daralma olur. Bu ya doğuştan olur veya sonradan damar sertliğine bağlı olarak hipertansiyon görülebilir. Şimdi bu böbreğe ilişkin nedenleri biz ayrıntılı araştırırız. Bunun dışında mesela guatr, hem çok çalışan guatr hem de az çalışan guatr hipertansiyona neden olur. Ama normal guatr hipertansiyona neden olmaz. Bunu söyleyeyim. Özellikle bunu unutmamak lazım. Yine bazı beyinden kaynaklanan, hormon salgılayan bazı tümörlerde hipertansiyon olur. Bunu da unutmamak lazım. Yine aort damarı dediğimiz, kalpten çıkan aort damarının daralması ile giden bazı hastalıklarda hipertansiyon görülebilir. Yine bazı hormon salgılayan tümörlerde hipertansiyon görülebilir. Biz bunların hepsini tek tek araştırırız. Yani hormonal faktörler, böbreğe ilişkin faktörler ve damara ilişkin faktörlerle hipertansiyonu anlayabiliriz. Mesela ilaçlar, bir kısım ilaçlar yüksek tansiyona neden olur. Buna çok dikkat etmek lazım. Düzenli kullanılan doğum kontrol hapları biraz tansiyonu yükseltebilir. Kortizon diyoruz. Biz birçok hastalıkta kullanılır. Yüksek tansiyona neden olabilir. Mesela bazı ağrı kesiciler, düzenli ve sürekli kullanılan bazı ağrı kesiciler yüksek tansiyona neden olur. Mesela bazı sinir ilaçları, depresyon ilaçları yüksek tansiyona neden olur. Yine organ nakli kullanılan, organın vücudunu takılı organa atmaması için kullanılan bazı ilaçlar yüksek tansiyona neden olabilir. Yine bazı bitkisel ilaçlar ki çok kullanılıyor. Bazı bitki çayları, mesela ada çayı yüksek tansiyona neden olabilir. Oysa grip için kullanılan bazı ilaçlar yüksek tansiyona neden olabilir. Yani bitkisel ilaçlar zararlı değildir deyip de içmek doğru değil. Onların bir kısmı çok zararlıdır. Dikkatli olmak lazım. Yani ben özetle söyleyeceğim bunlar yüksek tansiyona. Teşekkürler hocam. Peki bugünün en önemli sorusu diyebileceğim bir soru var şu an karşımda. Hipertansiyon cerrahi ile tedavi olur mu? Yani cerrahi derken ameliyatı kastediyorsunuz tahmin ediyorum Ezgi Hanım. Ya şöyle, hani dedim ya yüksek tansiyonun nedenini bulduk. Diyelim ki böbrek üstü bezinde bir hastalık var. İyi huylu bir tümör var, hormon salgılıyor. O böbrek üstü bezini çıkartarak hastanın hipertansiyonunu düzeltebilirsiniz. Guatr'ı var, ameliyat gerekiyor. İlaçla kontrol altına aldınız, ameliyat ettiniz, tansiyonu düzeltirsiniz. Veya bir böbreğin birisinde tümör vardır, tansiyona neden oluyordur. O böbreği alırsınız veya tümörü tedavi edersiniz, cerrahi olarak çıkarırsınız, tansiyon normale gelebilir. Mesela aort damarında darlık deriz. O aort damarındaki darlığı stentle açarak veya cerrahi olarak tedavi ederek hipertansiyonu düzeltebilirsiniz. Mesela böbrek damarında bir daralma vardır. Bu damarın içine stent koyarak tansiyonu tedavi edebilirsiniz. Tabii çok geç kalmamış olacak vakalar. Veyahut da hani stent koyamadınız, o damarı stent cerrahi olarak düzeltirsiniz, darlığı giderirsiniz, tansiyonu düzelebilir. Bunlar tabii direkt cerrahi yöntemler. Bir de inatçı hipertansiyonda kullanılan
bir yeni bir tedavi yöntemi var. O tabii çok daha üzerinde çok tartışılıyor. Bu böbrek damarlarının yakılması ki bunu bazı hastalar bize soruyorlar. Kateterle kasıktan girilip böbrek damarındaki sinirler yakılıyor. Renal denervasyon tedavisi diyoruz biz bunu. Bu da son zamanlarda şu 7-8 yıldır gündemde çok tartışmalı çalışmalar çıkıyor. Ama ileride umut verici bir gelişmeler yol açabilecek bir tedavi yöntemi. Bunu da cerrahi olarak kabul ederseniz kateterle girip de o böbrek damarını yakmayı, bu da düzeltilebilir mi? Zamanla görülecek. Ama çok geç kalmamış, hipertansiyon oturmamış ve cerrahi olarak düzeltilebilecek bir hastalığı varsa tansiyondan kurtarabilirsiniz hastayı. Değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize sağlıklı, mutlu günler dilerim.